Yakın zamana kadar ocaklara henüz ateş düşmüşken, acı tazeyken konuşulmaz diye düşünürdüm. Zamanı değil derdim. Değişti bu. Asıl ateş düşmüşken bunlar neden oluyor ve neden bitmek bilmiyor diye sorgulamak gerekir. Kastım sadece PKK'lılarla çatışan askerlerin kırmızı tabutlarda köylerine dönmesi, baba evlerinin derme çatma barakalar olduğunun ortaya çıkması değil. Bu hep böyleydi. Deprem olduğunda tek mesele insanların kurtarılması ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Depremin risklerine dikkat çekilmişti. Kimse kılını bile kıpırdatmadı demenin zamanı değildir. Konu Kürt sorunuysa bu neviden örneklerden ayrılıyor. Asıl şimdi konuşmanın zamanıdır. Susturmaya çalışanların derdi başkadır. Türkiye siyaseti iktidarı ve muhalefetiyle bitmiştir. Devleti tutmuş gangsterler çetesinin sözü ve eylemiyle uğraşmak lüzumsuz enerji kaybıdır. Görüldü ve görülüyor ki muhalefet de oraya taliptir esasen. Siyaset hele iktidarın işi kınama değildir. Bildiri filan imzalamak da sivil toplumun işidir. Bilakis kınanacak tek merci 21 yıldır iktidarda olan parti ve onun başıdır. Bunlar gibi kendi evlatları kumar masasında yoksulun evlatları Cudi'de Gabar'da operasyonda nöbette karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine şehit cenazelerine hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane de Boğaz'daki bir villaya Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Onların da evlatları canlı vermiş bu ülke için. Yok böylemiş ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul, fakir fukara kanını dökecek, bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlar da üstüne saray yapacak, çoluğuyla çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler, çıkıp Müslümanlık gazlı, Türklük gazı verecekler, şehit edebiyatıyla vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. İtiraz edeni bölücü terörist ilan edecekler. Kürt Siyasal Hareketi'nin lideri hapiste. Seçimden sonra siyaseti bıraktı ara verdi demek daha doğru. Önderlik çıkmazıysa orta yerde duruyor. Abdullah Öcalan çeyrek asırdır cezaevinde. Yıllardır tecrit altında. Devlet izin vermeden mektup bile yazamıyor. Birkaç ay sonra 75 yaşını dolduracak ve kısa orta vadede cezaevinden çıkacak gibi görünmüyor. Selahattin Demirtaş'ın şansı daha yüksek. Türkiye'de siyaset ve medya aktörlerinin hemen tamamı devletin terör, terör örgütü, şehitlik ayarlarıyla %100 aynı noktada hizalanmıştır. Bırakın resmi tarihi şu yakın dönemde herkesin gözü önünde cereyan eden Rus elçisinin öldürülmesi, Hranting ve Hablemitoğlu cinayetleri gibi konularda 15 Temmuz ve geçmiş darbe yargılamalarına dair söylemde dahi ağız birliği içindeler. 28 Şubat dosyasına bile kumpas diyen bir medya var. Çünkü boğazına kadar içindeydi olayın. O sebeple halka işin doğrusunu anlatmıyor, soru sormuyorlar. Kırmızı tabutta cenaze geldi mi söz bitiyor. İntikam tamtamları çalınıyor ve belki de bu yüzden uzun yıllardır bu kısır döngü devam ediyor. Sıradan vatandaş bile bir dakika deşe halkı askerlikten soğutmaktan yargılanıyor. Zorunlu askerlik olduğu sürece de bu devam edecek. E vatan sağ olsun. Vatan sallantıda çürük mü ki evladının can vermesiyle ayakta kalıyor. Öyleyse çoktan yerin dibine batmış haberiniz yok. Egemenler ellerini oluşturmasında da ne yapsın? Yüz yıldır meseleyi çözemediğiniz gibi daha da derinleştirmişsiniz. Son 40 yıldır düşük yoğunluklu savaş halindesiniz. Milyarlarca dolar harcadınız. On binlerce genç hayatının baharında öldü, ölüyor. Dünyaya tezinizi kabul ettirememişsiniz. Karşınızdaki blok güçlenerek büyüyor üstelik. Ordu olarak her türlü imkanınız var. Asker, istihbarat, tank, gemi, füze, uçak, mühimmat vesaire. Halen bir arpa boyu yol alamamışsanız stratejik ve taktik açıdan mağlup olmuşsunuz demektir. Sınır ötesinde ne hakla ne işiniz var? İzah edememişsiniz. Şu karda kışta gencecik acemi eğitimli erlerin orada ne işi var gerçekten? 10 yıllardır düzenli ve istikrarlı olarak fakir ailelerin fakir çocukları ölüyor. 40 yıl önce Kuzey Irak harekat düzenleyerek başladınız. Buna sonra Suriye eklendi. Cepheyi genişletmekten başka neye yaradı yaptığınız? Her tarafınızdan skandal fışkırıyor. İşit iki askerinizi diri diri yaktı. Görüntüsünü dünyaya servis etti. Gıkınız çıkmadı. Erdoğan her seçimde PKK'nın negatif ya da pozitif desteğiyle oy topluyor. Kınayanı es geçin, milli yaz isteyeni görmezden gelin, ortak tavır bildiri filan diyeni zaplayın. Cambaz belli, hiç sektirmiyor ve şaşırtmıyor. Bulmuş efsunlanmış bir kitle oynayacak tabii. Herkes birbirine parmak sallıyor. Şununla arana mesafe koy, bunlar terör örgütü sakın masaya oturma, onlara sahip çıkarsan onlardan olursun, şunu kına, buna bir şey de, terörize et filan. Bir şey diyeyim mi? mesafe koyacağınız, oyunda yokum diyeceğiniz yer saray ve devletteki işbirlikçileridir. Ama CHP lideri de benzer şeyler söylemiş. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiri imza atıyoruz. Onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor. Bir sonraki şehite kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz. Bildirisini dikkatle okuyun. Onun da aynı yolun yolcusu olduğunu görürsünüz. Üç vakte kadar yedirirler o lafları ona.